Yalnız şöyle bir şey var. Biz seçimden bir hafta 10 gün önce röportaj verdik. Olacak şeyleri söyledik. Evet. Yalnız bu kadarını beklemiyorduk. Biz %10'unu bekliyorduk. Bizim beklentilerin bile çok üstünü yaptılar maşallah. Hani bu kadarını beklemiyorduk. Röportaj verdiğimiz dolar 18 liraydı. Şu an 27 lira. Mazot 19 liraydı. Şu an 40 lira. Hani... Diyorlardı ki Kılıçdaroğlu kazanırsa böyle olur. Böyle olur. Nasıl yok ülkeyi bir terörle yönetecekler. Şu olacak, bu olacak. Ama biz bu kadarını tahmin etmedik. Hani bu kadarını da beklemiyorduk. Bu kadar da artık. Hani böyle bir şey. İşte Gabar'daki petrol, Karadeniz'deki doğalgaz. Meral Akşener çıktı. Ya dedi ki tamam siz doğalgaz vereceksiniz. Adamlar diyor doğalgazı buluyor. Boru hattını döşemesi de 3-5 sene sürüyor. Son sistem makinalarla. Kazana dediler yok boru bilmem ne olsun sana bilmem ne. Hani doğalgaz? Hani boru hattı? Hani Gabar'daki petrol? Doğu Akdeniz'de de durduk. Ya şimdi bunların 40'a yakın kanal aynı anda seçime ki seçim yasa olmasına rağmen işte şurada şu helikopter, şu uçak savar, şu bilmem ne. Yerli milli. Hani nerede? Uçaklar nerede? Helikopterler nerede? Hani petrol çıkar çıkmaz işte traktöre koyuyorlardı da aynı anda çalıştırıyordu. Ya bırakın işte her eve bu kadar metreküp doğalgaz hediye edeceğiz. Açın gazları. Açın gazları, açın pencereleri. Hani bu kadarını beklemiyorduk. Hani ben bile beni o verdiğim demeçte altına çok eleştirenler işte satılmış, kiralık, işte kendi adamı. Ben burada halen esnafım. Beni bilen gene biliyor. Bak gene ben buradayım. Anlatabiliyor muyum? Gene... Ama mazota da gece 1,5 gene zam geldi dün. Ben şu an şunu söylüyorum. Allah beter etsin. Mazot 150 lira olsun. Yiyecek ekmek bulamasınlar. Ben başka bir şey söylemiyorum. Benim çoluğumun çocuğumun hakkı ben helal etmiyorum. Ben bu oy verenlere de helal etmiyorum. Halen bu ne algısı ya? Hani bu neyin şeyi ya? Burada memleket diyoruz, vatan diyoruz, bayrak diyoruz, ülke diyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz geleceğimiz diyoruz. Bunlar tutturmuşlar. Nas falan filan. Ne oldu faize? Hani nas diyorlardı? Eski sistemden beter. İşte taşıtlara ödenen vergiler, işte ilave. Danıştay'da daha önce 2003 senesinde bu çıkardıkları vergiler Danıştay iptal etmişti. Ama 20 yıldır bütün kadroları kendi adamlarını yerleştirdikleri için geçti. Danıştay'da da geçti. CHP itiraz etmişti. Danıştay'a vermişti. Oradan da geçti. Kurum kalmadı. O zaman da söylemiştim. Liyakat kalmadı diye. Liyakat da kalmadı, kurum da kalmadı. Milyonlarca kişi seni izledi abi orada. Evet. Acayip bir izlenme ve gerçekten de evet. Destekleyenler çok daha fazla oldu. Evet. Ama ne olduysa ben Konya'ya gittim. Konya'da adam ben Erdoğan'a vermeyeceğim diye meydanda bağırıyordu abi. Bu adam aynı oyu değil. Daha fazlasını nasıl aldı o bir soru işareti benim kafamda. Ama bu muhalefetin hareketleri de mahvetti abi be bizi. Yani yenildiği günden itibaren Ben artık şuna inanıyorum. Benim eşim Tunceli'li. Şu an kendi işlerinde bile şu an şu söyleniyor. Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan adamı diyorlar. Ya arkadaş açık ara kazanacak biri var. Ama Mansur Yavaş ama İmamoğlu. Bravo. Açık ara kazanacak. Diğer tarafta da Selahattin Demirtaş aday olacaktı. Bitecekti iş. Bitecekti iş. Olmasa bile gerek yoktu. Lakin halen şu an sen kongreye gidiyorsun ve çekilmiyorsun. Ya sen 105 yaşında mı iktidara geleceksin? Senin bir ayağın artık bir gözün toprağa bakıyor. Sen niye çekilmiyorsun? İmamoğlu'nu Büyükşehir'e adaylığına direttiler. Ve kaybetmesi için elinden geleni yapacak. Şu anda kazanacak mı sizce onu soruyorum. Kaybedecek. İmamoğlu İstanbul'da kaybedecek. Çünkü... Kendileri İstanbul'da İmamoğlu'nun kaybetmesini istiyor. Kazanırsa çünkü gene önüne çıkacak kongrede. Veya 200 sene sonra gene önüne çıkacak. Tek dertleri İmamoğlu kaybetsin. Ben şuna inanıyorum artık. Bu kadar insanın oyu hakkı da Kılıçdaroğlu'na da helal olmasın. Ona da haram olsun. Yani sen niye çekilmiyorsun? Sen Recep Tayyip Erdoğan'a laf söylüyorsun. Koltuğa yapıştın diyorsun. Sen daha beterini yapıyorsun. Dayak yiyeye dayak manyağı oldun. Yenile artık Guinness Rekorlar kitabına girdin. Niye koltuğu bırakmıyorsun? Bırak gençlerin önü açılsın. Bırak iş bilenin, kılıç kuşananın. Çekil. Niye çekilmiyorsun ya? Önder Savlar kimler çekildi? Evet. Sen niye çekilmiyorsun? Ben şunu öğrendim. Kaset de geldi. Demek ki onun da bir pisliği var. Artık herkesin bir pisliği var. Ben artık... insanları bunu düşündürtmeye zorladılar. Evet. Hayır zorladılar. Herkes saygılı şekilde sustu. Ben düşünmüyordum. Oyunu attı. Düşünmüyordum. Ama açık ara Meral Akşener koltuktan kalktı. Haklıydı kalkmasında. Gene oturdu. Ülke için oturdu. Ben kendisini çok seviyorum. Bak çok seviyorum. Ve verdiği mücadeleye de destek veriyorum. Ben şu an şunu anladım. O altılı masanın içinde bir tek doğru insan var Meral Akşener. Bak geldiğim nokta seçimden bugüne tek önünü gören, gerçekleri söyleyen tek kişi var Meral Akşener. Peki abi şimdi İstanbul'da ve Ankara'da İyi Parti aday göstermezse bu parti yok olur abi.
Zaten son seçimde İyi Parti aday olacak? Gösterirse zaten kaybedilecek. Ama göstermezse de İyi Parti diye bir parti tabelada sürekli çıkmayacak. Bu kan kaybettirmez mi? Kan kaybettirir. Nasıl bu gene AK Parti'nin işine yarar. Ne olacak? Öyle yapsa bu taraf oluyor, böyle yapsa sakal oluyor. Yaranamadı. Ablamız kimseye yaranamadı. Ne yaparsa yapsın yaranamadı. Yok işte diyet dediler. Yok işte milletvekili verdik size 20 tane dediler. O da diyetimi ödeyemedim dedi zaten. Geçenlerde de söyledi. Bu diyetimi de ödeyemedim dedi. Ben şunu anladım. Kılıçdaroğlu bu koltukta oturduğu sürece hiçbir şey kazanılamaz. Bir de 2 ay sonra seçimi getirin diyor. Daha geçen ay Kılıçdaroğlu duydunuz mu açıklamayı? Hadi getirin çok sandığı şey diyor. Ediyorum, çok abi, şey ediyorum. Ama, komedi mi bu? Ama ben şu an şunu öğrendim. Bu şu an AK Parti kanalları. 20'ye yakın kanal, Fanatik, Ülke TV, A Haber, ATV, Kanal D'si, TRT'si, TGRT'si, birkaç böyle gene fanatik kanallar var. Uyduda şey yapan. Bir numaralı Kılıçdaroğlu sevdalısı oldular. İmamoğlu adaylığını gösterme olayı başladı. Ya Kılıçdaroğlu o kadar seyret CNN'deki o kadın yanında 3-5 tane yardakçı. Ya böyle bir şey olmaz. Ya siz daha 2 ay önce aynısını Muharrem İnce için söylemiştim. Adamı yerden yere vurdular. Ondan sonra hepsi Muharremci oldu. Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdular. Şu an hepsi Kılıçdaroğlu'cu oldu. Ya bu nasıl bir handikap? Hani bu ne periz ne lahana turşusu? Hani ben böyle bir şey anlayamıyorum ya. Mantığımı almıyor. Hani tek dertleri Kılıçdaroğlu otursun o koltukta. Biz nasıl olsa bunu 7-24 döveriz. Başka bir şey yok. İstanbul Ankara gittikten sonra büyük bir şok geçirilir mi? Bunlar şok da geçirmez abi. Çünkü bakın Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmemiş gibi davranıyor. Yani bizi deli etti. Ben Mansur Yavaş'ın kaybedeceğine inanmıyorum. Mansur Yavaş duruşuyla, adamlığıyla, siyasetiyle 10 numara bir adam. Her kesimden ki AK Partilisi Ankara'da dahil. Seviyorlar, evet. AK Partilisi dahil. Ben İzmir'de zaten AK Parti'nin kazanma ihtimali yok. Buca'da yok mu? Bakın %7 ve ben size inanıyorum abi. Özür dilerim. Ben inanın yalan söylemiyorum. Birçok muhalif arkadaşım ben hiçbir şekilde oy kullanmaya gitmem diyor. AK Parti'ye vermeyecekler ama %7 oy erirse 1 milyonluk Buca'yı AK Parti bu defa alabilir. Ben öyle görüyorum. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz? Şu an bunu söylüyorlar ama iş sandığa gelince İzmir'e sokmazlar. İzmir'de şöyle bir şey var. Geçen İstanbul'dan bir arkadaş işi bozulmuş İstanbul'da batmış İzmir'e yerleşmiş. Pazarcılığa başlıyor. Ya diyor sizin bu İzmir'de Suriyeli yok. Dedim Suriyeli çok. Yalnız dedim İzmir'de nasıl askerde otokontrol var. Bir iki kişi birbirine zimmetliyorlar. İzmir'e dedim bir insan gelsin dedim. Nereden gelirse gelsin. Hakkari'den, Bağrı'dan, Edirne'den. 5 sene dedim İzmirli olur. Aynı şekilde oturur, aynı şekilde kalkar, aynı şekilde giyinir. Şortunu da giyer, eteğini de giyer. Başını da açar. Şimdi İzmir'de farklı bir şey var. İzmir'de yaşadığı zaman da şimdi benim çok fanatik İstanbul'da toptancıları var AK Partili. İzmir'e geldiler, gezdirdim ettim seçimden sonra. Ya dediler gerçekten de biz İzmir'de yaşamak istiyoruz. E dedim abi sen dedim bu ideolojinle, bu şeyinle İzmir'de nasıl yaşayacaksın? Dedi doğru söylüyorum. Hani bizim dedi yaptıklarımız yanlışmış. Bostanlı'ya gidiyor sahile, Çeşme'ye gidiyor. Ne bileyim hani şıkır şıkır Selçuk'a her yere gidiyor ya diyor. İnsanların yüzü gülüyor bir de burada. Yüzü gülüyor. Sahil, hani ya diyor önde. Benim bak kızlarımla diyor ben şort giydirdim. Şort giydirdim. Biz diyor bunu İstanbul'da giyemeyiz. Adam Trabzonlu, ben diyor bunu kızıma Trabzon'da giydiremem. Şimdi İzmir'e gelen İzmir farklı. Ben o yüzden İzmir'de kazanabileceklerini düşünüyorum, ihtimal vermiyorum. Tamam insanlar sistem ediyor. Ben de sistem ediyorum şu an. Ama iş oraya geldiği zaman gidip oyumu vereceğim. Ne kadar eleştirirsem eleştireyim. Bir tokat atsak şunlara, yamulsalar. Olmaz mı? AK Parti'ye verelim demiyorum. Şimdi ama... bunları atacak şey bir kere diyorum ya ben bir tokatı kime veririm? Meral Hanım var. Ona veririm. İyi Parti adaylığını koysun o zaman İzmir'den. Bak, yeter ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu kibri bir kırılsın abi. Şunu söyleyeyim. Ya adam delegeyi kendi seçiyor. Baskı yapıyor. İmza veren delegelere tehdit ediyor. İmzaları çektiriyor. İmamoğlu adaylığını koyacak. Ben İmamoğlu yerinde olsaydım şerefimle geldim. Şerefimle gerekirse giderdim. Ben derdi ki tarihin bana verdiği görevi yaptım. Yerine getirdim. Ben Mustafa Kemal'in askeriyim. Madem bunu bu şekilde söylüyorsun, dikte ediyorsun. Ben üstüme düşeni yaptım. Savaşımı da verdim. Tarih bunları affetmesin deyip çıkması lazımdı. Dünkü ben röportajında bunu bekliyordum. Ama İstanbul adaylığına karşı sinyaller verdi. Evet. Ama CHP kendi içinde bile nasıl Muharrem'i yaktılar onu da yakacaklar. Kaybetsin diye elinden geleni yapacaklar İstanbul'da. Ama Ankara'da Mansur Yavaş örneği var. Açık ara kazanır. Ben ona ve diğer şunları da söyleyeyim. Ben daha önce de iddiasına girmiştim. 6 tane büyükşehir kazanamaz dediler. Ben iddiasına da girdim. Geçen belediye seçimlerinde 12 tane dedim büyükşehir alacak. Kimse buna inanmadı. Gene söylüyorum bu da gene not düştün.
kazanılan Adana, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul, ortada Eskişehir, Bursa'da da alma ihtimali yüksek. Ben bu 11 büyük şehrin de üstüne çıkacağına inanıyorum. Niye? Muhalefetin kazanacağına inanıyorum. Ben muhalefetin, bak bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi. Ya bunun içinde ben bütün muhalefeti katıyorum. Bütün muhalefeti katıyorum ve aynı şekilde gideceklerine gene inanıyorum. Birlik olarak gidecekler. HDP büyük şehirlerde destek verecek. Ve bu 11 şehrin de böyle 14, 15, 16, 20'lere kadar çıkacağına inanıyorum. Ve bu bugünün tarihi ayın 16'sı, 16 Ağustos not alınsın. 11'in de üstüne çıkılıp 16-20 bandında ben kazanılacağına inanıyorum. Hani bunu CHP'nin üstün performansı başarısından dolayı değil. Hani diyorlardı ya muhalefetin kötü muhalefet yapamadığından, muhalefet olmadan bunda da şu an yönetimdeki kalkıp Cumhurbaşkanı diyor ki bana oy verin ben bu kötü gidişatı durduracağım. Evet, evet. Ya bu 20 senedir ülkeyi kim yönetiyor? Sen yönetmiyor musun? Ekonomist sen değil misin? Siyaset bilimci sen değil misin? Her şey sen değil misin? Başkomutan sen değil misin? Yargısı, askeri, polisi her şeyi sen değil misin? Bu kötü gidişatını kabul etti. Bunu şu an sağ olsun makarnacılar da anladı. Ya dedi ki bu ülkeyi o yönetiyor. Nasıl bu kelimeyi konuşur? AK Parti'ye oy verenler de isyanda. İsyanda. Bundan dolayı söyleyeyim. Bugün 16 Ağustos 2023 o sarı tablo değişecek. Abi şunu sormak istiyorum sana. Şöyle ha benim geçen seçim önü verdiğim şeylerin de hepsi tuttu. Ha, bu kadarını da beklemiyordum. Bunu da not alınsın. Bak gene söylüyorum. AK Parti büyük bir kan kaybedecek. Hani o kadar da kötü değil. Bunu ben muhalefetin başarısına değil, şu an baştakilerin başarısızlığına bağlıyorum. Peki 10 yıl içerisinde şöyle millet bıktı. Hükümetiyle muhalefetiyle bıktı. Açıkçası bu. Yeni bir parti, yeni bir oluşum, bir i̇zin, halk partisi gibi. İzin vermezler. Olur mu 10 yıl içerisinde? İzin vermezler. Gidişat daha aşağı doğru giderse ki gideceği söyleniyor abi. İzin vermezler. İzin vermezler. Yani şu an Türkiye'de hani adam ne diyor ya tarafsız ya bertaraf. Bana taraf olmayan herkese bertaraf ederim diyor. Ama bel altı vururum. Ama tek yerine çomak sokarım. Bunun en büyük örneği ve çok büyük bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Belli devletin içine mafya girdi dedi. Biz dedi bu mafyayla savaşmamız lazım dedi. Ve ben dedi bu mafyadan bak tüylerim diken diken oldu. Söküp atacağım dedi. Ersi gün öldürüldü. Evet. Ve öldürüldü. Ve onun düşen helikopterin başına gidip cihazları sökme fotoğrafları çıktı. Videoları çıktı. O anki belli bir grup devletin içindeki birim. O anki teröristler diyeyim. Gidip olayı örtbas ettiler. O gün için örtbas ettiler. Bugün bunların hepsi ortaya çıktı. O gün onların ortağı kimdi? Bir ses var mı? Savcılık hareket ediyor, harekete geçiyor mu? Herhangi bir işlem var mı? Yok. Sesini çıkartan birkaç savcı görevden alındı. Hakkında davalar açıldı. Bir tanesi de Sarıkaya olması lazım. Urfa'da dava açtı Cumhurbaşkanı hakkında. Ki yetkisi de olmamasına rağmen. Adamı buraya geldi. Helal olsun. Böyle savcılar lazım. 1000 kişi dava açtı. 1000'ini görevden alsınlar. Hani bunun bir toplumsal bir harekete geçmesi lazım. Biz bu toplumsal hareketi yakalayamıyoruz. Herkes halinden memnun. Ekmek 100 lira da olsa herkes halinden memnun. E işte Bodrum'a bayramda şu kadar insan ya gidecek. Türkiye 85 milyon. Bunun %10'u her yere gidecek. AVM'ye de gidecek, Bodrum'a da gidecek, tatile de gidecek. Her şeyini yapacak. Bana şu pazara gelen insan önemli. Ben burada 100 liraya pantolon satıyorum. 100 liraya pantolon satıyorum. Kar marjım kalmadı. Ayakta durmaya zorlanıyorum. Ona rağmen 100 lira. Üstüne de satamıyorum. İnsanların alım gücü ortada. Bana gelen insan gariban. Emekli, 7500 lira maaş alan, asgari ücretli 11 bin lira maaş alan, ki bir önceki asgari ücretli 8 bin lira alan 11 bin liradan kat kat daha fazla. Mazot hesabı yap, dolar hesabı yap, ekmek hesabı yap daha fazla. Bu da anlayana. Makarnacılara anlatamıyoruz biz bunu. Genel dış güçler diyorlar, şunu diyorlar, bunu diyorlar. 100 gram kıyma alırım diyor. Ya bunu anlatamıyorsun. Çünkü beyinlerine, bilinçaltı çok güzel yapıyorlar. Algı yönetimi çok güzel yapıyorlar. Mükemmel yapıyorlar algı yönetimini. İşte vatan millet Sakarya olayını, şimdi biz toplum olarak hani memleketimizi aşık bir toplumuz. Hani nereden gelirse gelsin ölümü göze alan bir toplumuz. Bunu çok güzel halka bilinçaltına empoze etmişler. En ufak bir şey de dış güçler. Ki Recep Tayyip Erdoğan'ın 98, 99, 97'deki konuşmaları her şeyi dış güçlere bağlıyorlar. Dedi. Bak dedi. Kendi konuşması. Ben kendi konuşmalarıyla söylüyorum. Çay simit işte yapıldı. Beceriksizliğinizi örtmeyin dedi. Kendi dedi. Gene kendi demeçleriyle, kendi konuşmalarıyla, kendi
O zaman muhalefetteydi. Şeyleri de söylüyorum. Hani ezanlar susmaz, minareler, süngümüz falan filan. Haksız yere o an için. Ha, o bir kurguydu. Belli onu göreve getirmeleri için. Ya iki sefer Pentagon'un uçağıyla göreve gelmeden önce Amerika'ya gitti. Niye gittin? İkiz Kuleleri niye gittin? Hahamlara niye gittin? Biat etmeye gittin. Gerekirse papaz elbisesi giyerim dedin, giydin. Gerekirse Yahudi elbisesi giyerim dedin. Gidip yerin yedi katı altında İsrail'in kurucusu, o zaman Osmanlı'ya da gemiyle gelip, o zaman padişah Abdülhamit varken size işte iki tane gemi altın dolu, hani Troder Hess olması lazım. Evet, evet, evet. Gidip onun büstünün altında eşiyle beraber hüngür hüngür aldı ve Yahudi üstün hizmet madalyası aldı. Van Münit de bir kurguydu. E sen niye madalyayı geri vermedin? Şimdi benim aklıma bazı şeyler geliyor ve bunlardan aslında biraz korkuyorum abi. Çünkü sanki bir filmin sonuna geldik gibi, bir sezon finaline geldik gibi ve içeride 10 milyon küsur mülteci var. Bunu kaşımak isteyen istihbarat servisleri olabilir, birçok şey olabilir ki halkın da burasına gelmiş durumda. Şu an her gün otobüs otobüs, kamyon kamyon İran tarafından, Van üzerinden o kadar girişler var ki bu göz yumuluyor. Bunlar hazır asker ve hepsi vatandaş yapıldı. Seçimde hepsi oy kullandı. Ve ben burada birçok insanın bana TC kimliğini gösterdiler. Nasıl oldun dedim. Olduk dedi. Ve para da değil. Hepsinde para da değil. Tamam sen belli bir rakama vatandaşlık veriyorsun. Adam 3 ay sigortalı gösteriyor kendini bir yerde. TC vatandaşını alıyor. Hepsi de oy kullandı. Ve nereden baksan 3-3,5 milyon bu şekilde yabancı, İranlı, Afganlı, Iraklı, Suriyeli mülteci adı altında ve diğer ülke... Ya adam Almanya'da oy kullanıyor. A Haber spikeri mikrofonu uzattı. Gördük seçime 2-3 gün kala. Adam Arapça konuştu. Türkçe hiç bilmiyor. Hiç bilmiyor, sıfır. Ama adam oy kullandı, benim ülkemi, benim geleceğimi tayin etti. Ya sen bu vatandaşlığı, bu oyu nasıl kullanabiliyorsun ya? Bu kadar ucuz mu bu vatandaşlık? Bu kadar ucuz mu? Ne kanlar döküldü, ne mücadeleler verildi, ne savaşlar verildi. Görseler yüzümüze tükürürler. Sabanlarla, kanılarla, süngülerle, aç kalarak. Ben geçen sosyal medyadan da paylaştım. 15 saniyelik bir video. Çanakkale'de askerlerin ayağında ayakkabı yok, yalın ayak. Ağaçların yapraklarını yiyorlar. Ağaçları ve yaşları 13-15. 13-15'li 15'li türküleri nereden çıktı? Bunlar hepsi bir hayatın, ülkemizin, geçmişimizin bir gerçeği. Ama bizim toplum, Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Gene oraya bak. Geçmişinden ders almayan geleceğinde başarılı olamaz. Geçmişini bilmeyen gene geleceğinde başarılı olamaz. Bizim toplum, gene aynı şeyi söylüyorum. Bu kafasını değiştirmediği sürece, kendisini geliştirmediği sürece hiçbir yere gelme şansımız, imkanımız yok. İnşallah biz yanlış çıkarız, yalancı çıkarız, hatalı çıkarız. Bu düşüncelerimizin hiçbiri olmaz. Biz hatalı oluruz da bizim ülkemiz, geleceğimiz kurtulsun. Biz bunda iddialı değiliz. Hani bu şekilde olma bir niyetimiz, temennimiz yok. Tek gayemiz vatan, memleket. Ama bir yaşam, yaşam başka bir şey yok. Hani din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın tüm hakların eşit ve kardeş yaşaması. Tek temennimiz bu. Gene inşallah diyorum ki ya ben yalancı çıkarım, ben hatalı çıkarım. Yeter ki bu baştakiler doğru olsun. Ama bunlar bu şekilde giderse kısa bir süre, 10-15 sene içinde bize bir ülkede kalmayacak. Her yer işgal edildi. Karadeniz işgal edildi. İşte Muğla'da gördük. Ağaçlar için, ağaçlar kesilmesin diye, beşli çeteye rahat olmasın diye ters kelepçe yapıldı. Teyzelere, nenelere. Ama tek el cinayetini gidip tavuk öldüren insan o şekilde rahat tavuk öldürmez. Adam ne kelepçesiz ne bir şekilde çıkarttılar, aslan gibi, aslan gibi de cezaevine gönderdiler. Ama doğasını, ülkesini, memleketini koruyanları, savunanları ters kelepçe yaptılar.